Biz ne yapsak, bir üçümüz şöyle bahçeye falan gidelim isterseniz. Kız kıza sohbet etsinler, biz özel olarak konuşalım. Ne dersiniz? Tamam, Uluş. Peki, çıkalım. Çıkalım. Nereye, bahçeye? Sen Beyza'ya laf soktun mu? Bir şeyler dedi mi? Yok. Ya kızlarımı üzüyüm ya. Şaka edecek. Gelir gelmez ay, annenden, annemden özür dilerim. İlk gelmesi hani biraz zorlamışsın da. Sana tilt olmuştu ama o da benim verdiğim. Özrümü diledim Nergis anneden. Sağ ol, takılıyorum kanka her zaman kendime. Annem, nerede oturmak istersin? Gel salıncakta oturalım. Gel salıncak. Tadını çıkaralım kız. Gel bu salıncağı çok merak ediyorum. Herkes buraya oturuyor. Gel otur. İçeceğini getireyim mi sen? Yok gel. Oraya oturan kavga ediyor, haberiniz olsun. Yok ne, biz kavga edemeyiz. Hayır öyle evet, bir şey. Evet edemezsiniz. Sen daha çok kimle kavga edeceğini iyi bilirsin. Yok ben edemiyorum kavga. Anne etmeyin vallahi çok üzülüyorum ya. Yıpratmayın evet. Birbirinizi güzel kızım. Ben seni çok seviyorum. Sen bunu böyle cimcim olduğuna bakma. Vallahi. Ay. O biraz spontan biraz. Bir şey söyleyeceğim. Dün akşam anlattığım olayları biliyorsun. Biliyor. Onu görünce gitti, eridi işte. Anne gibi anne. Şey, Allah'ım dedekiller. Ama ne diyeceğim, ne olur birbirinizi üzmeyin. Sen onu dinle, o seni dinlesin güzel bebeğim. Ya şimdi şöyle bir durum var. Sen ne dersen o annem. Ama Murat var ya, kıskandı mı gerçekten, hani sevdiğini kıskanıyor. Evet, evet. Benimsiyor, benim diyor. Ben benim de öyle şey diyorum ama ben de kıskanıyorum. Ben Hira'yı bir de bak nasıl tanıdım biliyor musun Negocuğum? Bu Hira... bizim Çağla Öykü. Evet o zaten. Şey. O zaten hani bebek. Aha, ben bebek. Bunu zaten hep söylüyorum da. Ama bazı şeyleri de biraz düşünmesi gerekiyor. Düşüncesiz hareketlerde bulunuyor. Ne gibi? Hira mesela kaç kere hiç bana şunu söylemiştir. İşte biri geldiği zaman ben ayağa kalkıp bile selam vermem. İşte ben zaten benim bir biliyorum. Tek Murat yani, öyle kendisi yani. Anlatıyor. Hani kimseyle böyle batışında o kadar samimi de değilim. Olmam da. Ben sana odaklıyım. Biz buraya kadar böyle biliyoruz. Ve sonrasında bana böyle uyarılarda bulunuyor. Ne gibi? Yeni bir aday mı geldi? Gözünü çevirme, sonrasında edit soluyor. Birisiyle münakaşaya girme, x bir kişiyle yapmışsın zamanında flörtleşiyormuşsun algıları, cilveleşiyormuşsun algıları oluşuyor. Bana bu şekilde uyarılar defalarca yaparken, kendisinin yaptığı, konu Ferhat, Ahmet, Mehmet vesaire falan filan da değil. Dün akşam sana anlattığımı şu an burada özetliyorum sadece. Ya şöyle, kameralara karşı da kötü görünüyorsun. Doğal tepkilerimden kaçıyorum ne gibi? Ya mesela atıyorum... uyarmam gereken noktada mesela işte uyarmıyorum bilerek, çünkü neden işte mesela bizim aile herkes izliyor, onun da ailesi izliyor, hani çok ciddiyim, hani Allah nasip ederse evleneceğiz ya, hani yarın bir gün böyle biz kötü görünmeyelim aileler arasında diye bazı doğal tepkilerimizden kaçıyoruz. Demek ki kaçmamız gerekiyor. Bu tartışmalar da hep ileriki sürede verilecek ya şeye, hani senin annen de üzülmesin, ben de üzülmeyeyim, dayanamam sizi öyle görünce. İşte bir kere mesela sağlam tartışmamız olmuştu yeni geldiğinde. İşte mesela o zamanlar çok tepkim biraz aynı. Farklıydı. İşte böyle bağırıyorum ya. Sen nasıl mesela Mine'ye bağırılmasına hoşlanmazsın Fulya'da keza. Annesi de öyle. İllaki o yüzden annesi mesela beni ufak çaplı bir uyarmıştı kızı olduğu için. Evet. Ki haksızdım da zaten, sıkıntı yok. Sen de olsa sen de aynısını yaparsın. Evet. Ama şimdi bu şekilde doğal tepkileri de vermeyince burama kadar geldim. Dün akşam çok kötü mesela tepki verdim. Cama vurdum, masaya vurdum, bilmem ne yaptım, çok bağırdım. Ben şimdi neden böyle duruma kendimi... geldiniz yani. İşte mesela ama işte içime ata ata dışarıda da işte böyle birikti, bilmem ne oldu, sonra böyle oldu. Düzeltirsiniz inşallah da annem. Gerçekten böyle kameralarda da kötü görünüyorsunuz. İkinizin hakkında da kötü konuşulmasını istemiyorum. Çünkü seni de biliyorum, Murat'ı da biliyorum. Kötü insan değilsiniz. Murat sana bu arada çok bağlandı. Seviyor seni, gözünden sakınıyor. Ben de seviyorum. O da bir şey dediği zaman... Şüpheleri var ama galiba, bilmiyorum. Yok. Yok. Hiç şüphen olmasın. Bak çünkü... ben onun annesiyim, bana yüzde... Eğer öyle bir şey düşünüyorsa bile o kapı dışarı, sen içeriye. Ben seni o kadar seviyorum. Ya, yemin ederim bak. Gerçekten. Ya anne bak. Ya Murat var. Şu, hayır bak ne koyayım. Ya annem anne. Ne oğlum? Dur hocam oğlum hocam oğlum hocam oğlum hocam gör. Biraz ruj olacak ama üzmeyin birbirinizi ne olur. O da senden birlikte kendine geldi, anladın mı? Ya tamam. Sen onu eski Murat'a getirdin. Işte, sen yeter ki işte. Ay. Yok sen ne dersen o ben asla. Neşeli. Yani biz böyle bayramlarda şeyde bir araya geliriz ailecek mesela memlekete gittiğimizde. Ama anne. Ya Murat ya. Koy sen. Tamam.
Ya ben anladım, duygusalım birisi. Aynen maalesefere. Onu değiştirin. İşte mesela güzel geçinin kızı. Yok annem Murat, yok senden yok, yok. Böyle çok cıvıl cıvıl oldu. Ailecek biz memlekette bir araya geldiğimizde çok güler, çok şakacı. Daha tanıyacaksınız birbirlerinizi. Aşkın cilveleri diyeyim ben bunlara ama. Yayra zaten ufak tefek hatalar yapmıyor. Şu zamana kadar iki tane hata yapıyor. Bir daha ama asla anne, hatalı, bir daha ya var bak, ya asla yani. Hilecim, Hilecim, tamam annem, asla tamam, masla tamam. Yok. İnsanız, illaki hatalarımız olacak. Tabii ki hatalar bizlere mahsus. İllaki hatalarımız olacaktır. Sen şimdi asla desen bile belki buradan bir saat sonra yapacaksın. Belki ben de yapacağım. İnsanız, hatalar yapabiliriz ama senin genel ya olarak yapmış olduğun ya. Şey... Ağlama annem, ağlama. Yapmış olduğun şey... Sen de şimdi böyle neden gözlerinde oldu? Ya ama ya. Yerim seni. Bak biz ikimiz de duygusalız ya, görüyor musun Murat? Ya, ya kalbime ya göre Rabbim verdi. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Yapmış olduğu hatalar iki taneydi ama baktığın zaman çok benim evet çizgilerime dokunacak şey. Ya işte bu eşeğin biraz şeyleri var kızım, olmazsa olmazları var. Hmm. Onları da işte hele ki bir de haklıysa kabul edemiyor, sindiremiyor içine. E tabii sen de şeysin, küçüksün biraz da, cimcimem benim. Konuşa konuşa halledin annem. Yok yok. Birbirinizi anladım, dinleyin kızım. Evlilik de böyledir, anladın mı? Bak ben de mesela 33 yıllık evliyim. Hani birimiz fevriyken birimiz susuyoruz, anladın mı? Evlilik de böyle gidiyor kızım. Dinleyeceksiniz birbirinizi. Ben demiyorum ki Murat bağırırken sen susacaksın, öyle bir şey yok. Haklıysan sonuna kadar. Ben de seninle birlikte. Tamam. Ha, ben senin arkandayım her zaman. Ama o da haklıysa sen de evet düşün anneciğim. Evet ben de. Acaba haksız mıydım ben Murat? Yok genellikle o hep böyle davrandı oldu bana yok, diye. Yok sen haklısın canım. İkiniz de birbirinizi kötü pozisyona düşürmeyin yavrum. Çünkü güzel bir çiftsiniz. Çok evet da yakışıyorsunuz. Annem... Ben kızımın yanındayım bak. Murat ya yazmış ya buraya. Evet. O benim buram. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Murat yazdırmasın. Hal ve hareketlerine benim ya sevdiğim şeyleri yapmazsa tamam, ben daha mutlu tamam olurum. Öyle tamam, öyle davranmayacağım. Sen de uzatma. Hadi barışın, aa, öpüşün de şurada. Ne olur böyle bir sımsıkı sarılın. İçin evet yağlarız. Kalk, evet, sen kalk. Ha, aa tamam. Ya annem ya, işte annem. Kalk, kaldır elinden. Aşkım benim. Bir sarılın bakayım. Şeyleyim. Bir de müzik çalın. Aynen. Müzik çalın. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Hangi tanelerim benim. Allah'ım mutlu mesut etsin sizi. Amin. Oh. Oh. Kurban olurum size ben. Ya tatlı demedin. Getireyim mi sana tatlını? Hadi getir bir tatlı tamam yiyelim. Barıştık ya. Yerim seni ben. Yavaş düşeceğim. Tatlı kızım benim. Yükselme anne. Yok ya, yok yok daha şeyim geçti. Ya yeri gelince çok cilveli evet. Evet. Ya ben ona nasıl kızayım? Ya işte tatlı, ne bileyim ben de sevdiğimden bazen böyle patlama yaşıyorum. İşte alan yok yok anneciğim tatlı sen iyi aşkım. Hadi. Neyse o yemiyormuş yemesin o zaman. Ben ya annem. Ya midem bozulur diye hiç şey yapmak. Evet bence de. Kim bilir kaç gün önceden çok almış anne. Çok yaşasın. Yeni aldım anne bugün aldım. Ay. Afiyet olsun. Ay afiyet olsun. Elinden zehir olsa yerim. Sen sakın. Ya dur sen de Nego ya. Anne. Ya susun ya. Anne. Anne bundan sonra. Seviyorum ne yapayım? Evet. İçimden öyle geliyor. Evet seviyor beni. Ben bugün gerçek mi zehri koydum. Asla. Anne asla. Anne asla. Dilara. Şey var ya Dilara. Seni bu yüzden çok seviyorum. Öyle dersin. Dilara bir çorba yap da mideme iyi gelsin dersin. Allah Allah. O çorba yapmasını da bilir. Müzikler nereden geliyor aklına? Bu seni de al. Kızım da gelsin. Oh mis gibi. Sakılalım evde. Ay evet. Vallahi annem bizim seni çok seviyor gerçekten. Aa, evet. Teşekkür ederim. Ben anne bir daha. Buseciğim. Ya. Gizemciğim. Evet. İlaydancıyım bir de. Ha İlayda'yı da seviyor. Ha onu da seviyor. İlayda kız, iyi kız ya. Bir ismin dışında herkes seviyormuş. Aynen. Evet. Kim? Şey. Neyse. Neyse. Ya. Aklıma gelmedi. Boş şey, ver. Dilara, Rümeysa'yla arası çok iyidir de. Onu kastetti. İsteme sebebi, yüreği. Tamam karakteri. Yok kimse kimsenin şey zaten evet, evet karakterine laf söyleyemez asla, burada. Hani... O kimsenin haddine değil zaten.
Yok canım, dur sen de bana savunuyorsun. Ben senin oğlum. Ben karakterini zaten sallamam. Karakteri bana uygun olmasa zaten bir ilişkide de olmam. Karakterini çok seviyorum. O samimiyetini, bana o değer göstermesini. Yapısı, karakteri tam istediğim yapıda. Ondan yana hiç sıkıntı yok. Ailesi zaten de zaten öyle. Zaten ben de onun için sevdim. Annesi mesela huy olarak mesela sana benziyor. Babası da aynı şekilde. Mesela nasıl İre'yi öyle büyütmüşlerse Fulya ile Mine de öyle büyüdü. Evet evet, aynen. Hani ortak benzer yani şeyler. Aynen. Hulya mesela evlenip gittiğinde ben 2 ay kendime gelemedim evde. Yokluğuna ki evet. Bunlar da bekardı yani. Evdeler yanımda ama hepsinin yeri ayrı kızım. Onun yeri ayrı, ablasının yeri ayrı. İster istemez bir boşluğa düştüm yani. Ondan sonra duyuyorum telefon açtığımda anne biz iyiyiz. Ben onlardan daha çok mutlu oluyorum.